Musafir be, bana mı itaat ediyorlar, orada dershaneye mi? Dershaneye ve gurur diyor. Biz meşgul olmuştuk. Çünkü biz hep Risale'yi gösterdik. Benimle alakalı olsaydı ben neredeyse orada olacağım. Olmayacak. Risale neredeyse orada. Gidiyorum birkaç sene, 3-5 sene. Oraya inşa alıyorum. Onları götürebilecek kadar geliyorlar. Hadi ben de ne valla bırakıyorum. Başka yere gidiyorum. Bakacak bu dinleyenler ne diyecek? Diyecek ki ha hakikaten disiplin var. Bütün bunları. Ya ben kalkamadım ya. Uykum vardı. Kahvaltıyı ne zaman edeceksin? Kendin isteğinde. Ne olur orası? İneceksin aşağıya. Üçüncü katta kahvaltını kendi yap. Tek başına otur. Hayır. 8:30'da kalktın. Yoksa daha 4'e kadar bekleyeceksin. Ha para var. Ben dışarıda yerim. Oda yok. Oda yok. Buraya geldi. Disipline geldi. Kolunu sallayarak da gelemezsin. Telefon edeceksin, müsaade isteyeceksin. Kural işlediğini de öğreneceksin. Langur langur doktora gidebiliyor musun? Randevu alıyorsun. Termin alıyorsun değil mi? Allah'ım ne cüzdanı da alıyor 3 hafta. Hem 3 hafta ben azalttım 5 hafta da. Allah'ım. Sen dedim kimden izin aldın? Ya dedi ben dedi kalacağım zannettim. Misafirlikte 3 gün. Sana 3 gün müsaade ediyorum. Öyle bir baktım. Veda etmeden. Tabii veda etmeden çekip gitmiş. Bir de telefon edin. Abi gelmek istiyor. Niye geleceksin kardeşim diyelim. Soruyorum ben sana. Abi istifade ederim dedi. Bak sana açık söyleyeyim. Ben rahatsızım. Benle ilgilenirsin. Doktorluk yaparsın. Beni okursun dersen sakın gelme yapmam. Gönderirim ona göre. Ben bu işlere bakmıyorum. Bu işlere öyle mi ya dedi. Ereğli de lan Zonguldak'ta. Tamam mı? Hemen sonra da kötü olacak olmaktan ben önceden sana söylüyorum. Bak bunun için gelme. Gelmedi ha? Gelmedi. Demek onun için geliyor. Tabii onun için geliyor. Hemen anlıyorum. Zonguldak'ta niye geleceği talebe? Orada dershane der mi yok? Aman aman iyi olur falan demiyorum. Hayır. Gitmiyor musun oradan sonra? Gidiyor. Tamam. Ya sizi görmek istiyordum. Kardeşim tedavi için geleceksin. Biraz öyle. Gel. Ben bu işlere baktım. Bilmeni anlatıyorum. Bildiklerim bu. Dediklerim kadardır. Zaten diyor. Psikoloji sorunları. Şunu oku, bunu oku, bunu oku. Dur bakayım neredeydi? Ha. Bir tanesi çok sevdiğim. O sen sual. Kızı. At. İki defa gittim. Bak ya. Beni zorlama. Babandan da yaşlıyım. Şunlar şunları yapmadıkça gene olur. Gece gelirken gelir. Ya abi dedi gitmeden bir daha gitsek. Hayır. Ben ona dedim ne yapacağım. En çok sevdiğim kişi de yoksa ben sana hanım çocuğum. Gittim. Meşgul oldum. O dedim. Reçeteyi yaptım. Yaptım. Reçeteyi söyledim. Söyledim. Sen gavurun reçetesini itibar ediyorsun doktora. Acaba doğrudur, doğru mu doğru mu yazdı reçete diye sorguluyor musun ilaç reçetesini? Yok. Ben sana reçete yazıyorum diyorum ki ne yapacaksın? Yankısını biliyor. Namazı vaktinde kılacaksın. Yankısın mı? Tespihatı yap arkasını. Akşam namazı ile gece 12'si arasında vakti sen seç. En az 10 dakika Asya-i Musa yapacağım. 3. Hizbul Kur'an'dan mutlaka en az birkaç sayfa okuyacaksın. 4. Haftada bir gün derse gideceksin. Tamam. 5. Televizyon, internet ve cep telefonları beynindeki enerjiyi sömürüyor. Uzak duracaksın zorunlu olana kadar. Peki ben senden para mı istedim? Niye yapıyorsun bunu? Falan sana tabii düzelim. Sonra tekrar başlıyor. Hastayım. Ne, yaptın mı? Yok hocam. Bir daha söz yaparım. Çıkısı yok. Kaç yetime bakıyorsun? Bilmiyorum. Ha ötekisi lise bitirmiş. Allah mesuliyet yüklemiş. Biz bu Kur'an oku dedim okumazsın. Namaz kıl dedim okulmazsın. Asya-i Musa oku dedim ama. Ben niye iyi değilim? Herhalde ben iyi olsaydım zaten şaşırırdım o zaman. Yani Kur'ansız, Risale-i Nursuz. Risale-i Nursuz iyi olunuyorsa o zaman Risale-i Nur niye geldi? Risale-i Nur niye geldi?
Risale Nur, erva habisinin ödü patlıyor diyorum ya, eğileyim biraz. İtimat et bana. Ödü patlıyorlar okunduğu yerde. Mucize tahmini diye okur mesela. Ne olur ne okursa okur. Acayip hem de. Asya Musa için söylüyoruz. Şu adam. Şey, o da bir şifre değil mi abi? Mesela hoca hoca dolandıran mı? Aç Risale'yi tespit. Ya işte ustam diyor ki 744, 746 yeri de söylüyorum şu anlar. Risale'nin bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen diyor. Okunduğu zaman sihirlerini iptal ediyor. Halbuki internetin mesela. Bas. Sen var adı yani, teknoloji. Ama ya illet yani kitap diyor. Ha, kendini okuyor. Yok, şey, o dinlemek değil. Şey gidiyorum ya mesela. Evin içine mesela. Sınav bir seccadeyi açık bırak. Dini motifler olacak. Tabii. Çaldır Kur'an'ı. Önce o sese Erva Ali'ye gelir. Habisi gelemez ki. Manevi akım olsun. Tabii canım. Manyetik alan. Bir şey arkadaş diye yayınladı böyle hatıra. Bir arkadaşın elinde varmış işte o cin kalitesi. Hatta saygıda sömürler sana. Mutlaka tahmediyeden okuyorlar. Müsaade sömürler. Allah Allah. Şeyin masanın üstündeki bardak pat diye patlamış. Orada patlak atmış. Demiş dayanamadılar. Çekip çıktılar. Giderken de sinirinden bu bardak. Evet. Bir şey de var. Asayım mısın ya? Asıl ilacı kardeşim. Hatta gecede bile geçiyor Hasan Musa oldu. Evet. Söylüyor. Evet. Hasan Musa. Biz bu Kur'an mesela. Biz bu Kur'an dersen neler diyor? Lan deli olacağım ya. 34. sayfada Emirname'de biz bu Kur'an'ı muazzamanı bak nasıl tarif ediyor. Biz bu Kur'an okumuyor. Ne okumuyor? Dersen ya. Biz bu Kur'an nedir diyor dersen de soruyor bana. O Ankara'da bir çabuk var abi. Böyle bu işle biraz ilmi var işte. Ben bayağı baktım. Bir tane. O arkadaş dedi ki, resmen konuşuyor içindekiyle. Böyle acayip bir inançın öğrenmesi bir var. O kendisi derken gerçek imanı olan bir kişiye dedi. Bunların musallat olduğunu görmedi. Yani içine giremiyor. Evet. O iman boşluğu olan kişilere. İşte aslında bir şey okuyacaksın. İzbal Kur'an'ı. Asayi Kur'an'ı. Namazı vaktine kadar. Tesbihatını yapacaksın. Şere muhatap olmayacaksın televizyonlar, internetlere. Tamam. Yo bitti. Başka ne yok ki? Doğru düşünmek için zaten malzemen var, Risale okuyorsun. Yatsı yıkıldık mı?